Bir canlının yaşadığı ortamda hayatta kalma ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerin tümüne adaptasyon denmekte. Buna göre seçeneklerde verilen durumlardan hangisi adaptasyon örneği olamaz demiş. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması neden? Dışarıdaki etmenlere karşı gelebilecek herhangi bir şekilde dışarıdan zararlı gelecek düşmanlara karşı korunmak amacıyla bunu yapıyor. Bir adaptasyon örneği kuşların azotlu boşaltım atının ürik asit olması. Niye bunu bu şekilde atıyor? Ürik asitle atarsa daha az su harcıyor. Daha az su. Dolayısıyla bunun için ne yapacaktı? Adaptasyon geliştirmiş. Fazla suyla atmış olsa mesela amonyakla atmış olsa adam ne yapacaktı? Hakkı rahmetine kavuşacaktı. Bu yüzden B adaptasyon. Döllenmiş yumurtalardaki dişi larvaların arı sütüyle beslenenlerin beslenenlerden kraliçe arıların oluşması. Çok baba bir modifikasyon örneğidir. Modifikasyon çevre şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. Adaptasyon değildir bu, modifikasyondur. Ceyhan patladı. Sucul kuşların parmaklarının perdeli olması, bunlar daha rahat yüzmeyi ne, yapma, ne yapmış olacaktı? Sağlamış olacaktı. Bu yüzden adaptasyon örneği. Kutup ayılarının post renginin beyaz olması arkadaşlar. Bu da bir adaptasyon örneği diye adlandırılmakta. O zaman bu da doğru. Cevabımız ne geldi? Modifikasyon örneği olan Ceyhan gelmiş oldu ilk sorumuz için. İnsan vücudunda beslenme yolu alınan disakkaritlerin glikoza kadar hidroliz edilmesinde görev olan enzimler ve bu enzimlerin katalizörlüğünde gerçekleşen reaksiyonlar aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi maltozu almış suyla hidroliz etmiş maltaz enzimi glikoz artı glikoz laktoz ve sükroz da bunlardan birkaçı. Buna göre demiş hangisi doğru olamaz diye soruyor. Her üç olayda sindirim kanalında gerçekleşir. Bu olayların tamamı arkadaşlar sindirimdir ve sindirim kanalında gerçekleşmektedir arkadaşlar. Doğru. Çünkü bunlardan ne yapıyorum ben sonuç itibariyle? Glikoz elde ediyorum veyahut da galaktoz fruktoz elde etmiş oluyorum. Doğru maltaz, laktaz ve sükraz enzimleri tersine çalışmamıştır diyor. Doğru. Niye? Çünkü çift ok yok. Böyle yapmış olsaydı, çift ok göstermiş olsaydı o zaman tersine diyecektim. Ama çift ok olmadığı için tersine diyemiyorum arkadaşlar. Doğru. Maltaz, laktaz ve sükraz takımlı halinde çalışmıştır. Patlar. Neden? Takımlı halinde çalışmak demek şu demektir. Mesela A1 yazayım buraya. A2 veya da A2 yazmıyorum. Şöyle yapalım. A diyelim. B diyelim. C diyelim. D diyelim. Takımlar halinde çalışmak demek şu vatandaşa E1, E2, işte E3 olsun burada tamam mı? Bakın buradaki vatandaşım ne? Substrat değil mi? Bu bir enzim. B ise ne olacaktır burada oluşan ürün? Bu birinci tepkime için geçerli ama. Şunun için geçerli yani. Ama ben ikinci tepkimeye geçersem yani şuna geçersem buradaki ürün ne olacaktı artık substrat olacaktır. Buradaki enzim zaten yine enzim. C ise ne olacaktı? Ürün olmuş olacaktır. Ben diğer bir tepkimeye geçersem yani şu tepkimeye geçersem buradaki C ürünü artık substrat olacaktır. E ise enzim. D ise ne olacaktı? Ürün olmuş olacaktır. Burada birinin bitiminde diğerinin başladığına dair bir bilgi var mı? Yok. O zaman takımlar halinde çalışma bu reaksiyon dizisinde ne yapmayacaktır? Gözlenmeyecektir. Hangisi doğru olmaz diyor. Yalınız 3 gelmiş olacaktı. ikinci sorumuz. Aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimleriyle tür çeşitleri arasındaki ilişki verilmiştir diyor. Şimdi burada biraz mantık yürütelim tamam mı? Tür çeşitliliği diyor giderekten artmış. Tür çeşitliliğinin artması demek nedir? Ben türden Aleme doğru gidersem tür çeşitliği artar. Niye? Daha genel bir yer. Burası daha genel bir yer. Burası ise daha özel bir yerdir arkadaşlar. Dolayısıyla K, L, M, N, T şeklinde gidersem o zaman burası türmüş. Burası ise aleme doğru gidiyorum anlamına gelmekte. K birimi diyor. Cins ise L birimi tür diyor. Evet. Türden aleme doğru gidiyorum. Burası cins ise burası tür olur mu? Olmaz. Farkladı. N birimindeki canlıların protein benzerliği şurası. T birimindeki canlıların protein benzerliği oranını daha fazladır diyor. Doğru mu? Doğru. Türden aleme gittiğim için bakın burada protein benzerliği daha azken burada daha fazla olacaktır. M birimindeki canlıların homolog organ sayısı şurası. L birimindeki canlıların homolog organ sayısından daha azdır. L'ye göre daha mı az? Evet. Çünkü neye doğru gidiyorum? Şey, Genel'e doğru gidiyorum bu yüzden. Patladı. T birimi şube ise... Şurası şube ise... N birimi cins olabilir diyor arkadaşlar. Bakın N birimi cins olabilir. Şurasına şube yazdım. Şuraya da ne yazmışım arkadaşlar? Cins yazmış. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Futbol Takımı sahada şut attı. Türk cins familia takım sınıf şube alem mi? Evet. Şuraya ben şube yazarsam şurası cins olabilir mi arkadaşlar? Olamaz değil mi? Neden? Çünkü arada çok büyük bir fark olmuş olması lazım. T'den N'ye doğru çok az bir farklılık olduğu için ne olacaktır? Denizli patlamış olacaktır. K biriminden T birimine doğru gidildikçe birimlerdeki canlıların embriyonik gelişim benzerliği azalır diyor. K'dan T'ye doğru giderken ne olacaktır? Gelişim benzerliği azalacak. Çünkü özelden gelene doğru ne yapıyorum? Gitmiş oluyorum. O zaman cevabımız ne gelecekmiş? Denizli gelecekmiş. Tüm canlılarda ortak olarak bulunan organel çeşidi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bu organel çeşidimiz ne değerli dostlar? Elbette ki doğru söylüyorsun. Ribozom. Ribozom zarsız bir yapıya sahiptir. Doğrudur. Faaliyetinin artması hücre pH'sını arttırabilir diyor arkadaşlar. Şimdi faaliyetinin artmasına bakarsak eğer ki ribozom neyi gerçekleştiriyor? Protein sentezini. O zaman amino asit 1, amino asit 2, amino asit 3 birleştirdi bunları ve ne elde etti bundan? Protein elde etti. Amino asitler ne özellik gösteriyor? Asidik özellik gösteriyor. Asidik özellik gösteriyorsa pH az mıdır? Az. Bu ribozom protein sentezini arttırdıkça protein elde ediyor mu? Ediyoruz değil mi? O zaman ben amino asitli ortamdan ne yapıyorum? Sonuç itibariyle çekiyorum protein elde ettiğim için. Dolayısıyla protein elde ettikçe pH artar mı? Elbette artar. Doğru. Hidrolizin sonucu amino asitler oluşabilir diyor arkadaşlar. Doğru mu? Elbette doğru. Protein sentezinde görevli çünkü. Nükleoprotein yapıldır. Doğru. İçerisinde bir bozomal RNA bulunmakta. Artı ne bulunmakta? Bir de protein bulunmakta. Sıkıntı yok. Yapısına katılan birimler tüm hücrelerde çekirdek çıktı sentezlenir diyor. Ökaryotlarda çekirdek çıktı sentezlenirken prokaryotlarda ise sentezlenmez. Stoplazma sentezlenir. Edirne ne oldu? patlamış oldu. 4 numaralı sorumuzun doğru cevabı Edirne olmuş olacaktır. İnsanda renk körlüğü X kromozomunun homolog olmayan segmentinde çekinik ayrılmaktan kalıtılmakta. Aşağıda 3 çiftin ilgili özellik bakımından fenotipleri verilmiştir diyor. Soy ağacında taralı bireyler renk körü olduğuna göre verilen çiftlerden hangilerinin doğacak olan erkek çocuklarının renk körü olacağı kesindir diyor. Şimdi renk körü birey gördüğüm zaman dişi renk körüyse ise eğer ki x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r'ye yazdım. Boş mu boş x üzeri büyük r'ye y ye aldım. Devam ediyorum içi dolu o zaman x üzeri küçük r'ye y ye aldım. İçi boş kalsın bu. İçi boş ama şuna şöyle yazalım bir de. Ya böyle gelecek ya da böyle gelecek değil mi? İçi boş olduğu için. Şuna bakıyorum. Sağlıklıymış. O zaman ne olacaktı değerli dostlar? X üzeri büyük R'ye Y ye geldi. Bu ise ne olacaktı? Ya X üzeri büyük R'ye X üzeri büyük R ya da X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R'ye gelmiş oldu. Ne diyor? Renk olacak, kesindir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin buna. Şuna dikkat edin. Şununla şunu çaprazladığım zaman doğacak erkek çocuk renk yolu müdür? Evet. Kesin mi? Kesin baba. Niye? Çünkü ikisi de nedir arkadaşlar? Dikkat edersiniz, küçük R'ye küçük R'dir. Mutlaka bununla çaprazlayacağım ve bunu elde edeceğim. O zaman birinci çiftteki erkek çocuğun kesinlikle renk körü olacağı kesin. Patladı. Patladı. O zaman bakalım devamında gelecek mi herhangi bir şey? Şimdi bu sefer de buna bakıyorum. Şununla şunu çaprazlarsam gelmez. Bununla bunu çaprazlarsam gelmez. Ancak ve ancak bununla bunu çaprazlarsam gelir. Ama kesinlik sorduğu için ikinci çiftte ne yapamam? Alamam. Aynı şekilde keza bununla bunu çaprazlasam da bununla bunu çaprazlasam da bununla bunu çaprazlasam da gelmeyecekti. Ancak bununla bunu çaprazlamam lazım ki gelsin. Bana kesindiri sorduğu için ne yapamam arkadaşlar? 3'ü de alamayacağım. Cevabım kesinlik sorduğu için ne olacaktır? Adana olmuş olacaktı 5 numara için. Eğer ki size olabilir diye bir ifade kullanmış olsaydı o zaman 3'ü de ne yapabilirdi? Olabilirdi arkadaşlar. Vücut ekosisteme ait bir besin piramidi şekilde verilmiştir diyor. Bu besin piramidi ile ilgili hangisi doğru olamaz diye sormuş. Fitoplanktonlar fotosentez yaparak organik besin sentezler. E kardeşim şuradaki vatandaş ne bizim buradaki üreticimiz değil mi? Üretici olduğu için fitoplankton ne yapacaktır? Organik besin sentezleyecek. Zooplankton sayısı artarsa şurası artmış. Bu artarsa hamsi sayısı da artar diyor. Şimdi bu artmış değil mi? bu arttığı için bununla beslenen kim var? Hamsi var. Hamsi için gün doğdu mu? Doğdu tabii ki. Hamsi ne yapacak? Zooplankton yemeye başlayacak. Hamsi sayısı ne yapacak? Artacak elbette. Doğru. Ayrıştırıcı organizmalar piramidin her basamağındaki canlıların oluşturduğu organik atıklar kullanabilir diyor. Doğru. Bakın hepsinde bulunmakta. Yanda bulunuyor dikkat ettiyseniz zaten. Doğru. Hamsi sayısının azalması. Hamsi bu sefer azaldı. Zooplankton sayısını arttır. Hamsi sayısı azalırsa hamsi kimle beslenir? Zooplanktonla. Zooplanktona güneş doğdu mu? Elbette ki doğdu çok rahat bir şekilde. O zaman ne olacaktı? Zooplankton sayısı artacaktır. Doğru. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlılar fitoplanktonlardır. Külliyen yanlıştır. Neden? Fitoplankton üretici olduğu için biyolojik birikimin en az olduğu canlı grubudur. En fazla olduğu canlı grubu Yunus olacaktır. Edirne ne yapmış oldu? Patlamış oldu. Altıncı sorumuzun doğru cevabı ne geldi o zaman? Edirne gelmiş oldu.